neşeli çerçeveler. Kapı çaldığında umut dolu gözlerle kelebeğin pencereden süzülüşünü seyrediyordu Deniz. Kapıya koştu. Annesinin ardına saklandı. İçeri giren yaşlı kadına utangaç bir ses tonu ile "Hoş geldiniz," dedi. Beklenen misafir de geldiğine göre artık yemek yiyebilirlerdi. Deniz, annesinin tabağına koyduğu sebze yemeklerinin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyordu. O da sağlıklı büyüyebilmek ve güçlü olabilmek için annesinin ona hazırladığı tüm yemeklerden yeterince yiyordu. Bunu gören yaşlı kadın Deniz'e bakıp "Aferin sana, ne kadar da güzel yedin yemeğini," dedi. Deniz yüzünde kocaman bir gülümseme ile teşekkür etti. Deniz tatlısını yerken yaşlı kadının sohbeti birden ilgisini çekti. Yaşlı kadın hayal kurarken bambaşka diyarlara gidebildiğini söylemişti. Deniz yaşlı kadına dönüp "Nasıl yani? Olduğum yerde dururken ben de istediğim yere gidebilir miyim?" diye sordu. Yaşlı kadın gülümsedi. "Tabii Deniz, denemek istersen önce gözlerini kapat, sana bu yol boyunca arkadaşlık etmesini istediğin bir arkadaş seç kendine." Deniz gülümsedi çünkü böyle iki arkadaşı vardı zaten. Dedesinin yanına gitmeyi istediğinde Mavi Yıldız ve Pembe Kelebek ona arkadaşlık ederlerdi. Deniz heyecanla ayağa fırladı. Odasına gitti. Yatağına uzanıp gözlerini kapadı. İlk önce arkadaşı Mavi Yıldız geldi. Sonra Pembe Kelebek. Kanatlarından ışık saçarak yanlarındaydı işte. Mavi Yıldız Deniz için eşsiz bir müzik getirmişti yanında. "Denizciğim," dedi. "Sana bugün Francesca Caccini bestelerinden birini getirdim. İsmi Chacona." Hep beraber müziği dinlemeye başladılar. Deniz'in hayal dünyasında çoktandır çalan bu güzel müzik dördüncü bir arkadaş olmuştu onlara. Mavi Yıldız göğü sarıya boyadı neşesiyle. Pembe Kelebeğin kanatlarına binip yola koyuldular. Yolda neşe dolu çocuk seslerini, mutluluk saçan hayal tozlarını toplamayı unutmadılar. Deniz'in cepleri neşe ve mutluluk dolup taşmıştı göl kasabasına ulaştıklarında. Pembe Yıldız gölün kenarında getirdiği umut bezini yere bıraktı. Deniz umut bezinin üzerinde boya lekeleri gördü, ellerine boya bulaştı. Hatta burnu kaşınınca burnu da boya oldu Deniz'in. Pembe Yıldız, "Bu bez ünlü bir ressama ait Deniz, Mihri Müşfik Hanım. Seni buraya onun çocukluğu ile tanıştırmak için getirdim. Bak işte bize doğru koşuyor." Deniz, Gök kasabasında çok güzel vakit geçirdi. Oynadı, şarkılar söyledi, resim çizdi. Çocuk ellerimizin büyüyeceğini ama hayallerimizin hep çocuk kalabileceğini öğrendi. Annesinin öpeceğiyle gözlerini açtı Deniz. Annesi, "Mihri Hanım gidiyor oğlum, hadi gel uğurlayalım," dedi. Deniz koşup Mihri Hanım'ın boynuna sarıldı. Kulağına yaklaştı ve "Sizin çocukluğunuz ile oyunlar oynamak çok eğlenceliydi," diyerek fısıldadı. Misafirlerini yolcu ettiler. Deniz uyku vakti geldiğinde hikaye için hazır bir şekilde annesini yatağında bekledi. Annesi, "Denizciğim, bugün misafirimize karşı çok kibardın. Teşekkür ederim. Hikaye okumak yerine bana bugün kurduğun o hayal yolculuğunu anlatmak ister misin?" dedi. Deniz başını evet anlamında salladı ve annesine neşe ve mutlulukla anlatmaya başladı. Hikayenin sonunda birlikte Mihri Müşfik Hanım'ın tablolarına baktılar. Deniz, "Aa anne, Atatürk'ü de mi çizmiş Mihri Müşfik Hanım?" Annesi, "Evet Deniz'ciğim, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressamdır. Özellikle portreleriyle tanındı. Tanınmış kişilerin portrelerini yaptı. Onlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk." Deniz annesine iyi geceler diledi ve uykuya daldı.
Müzik.